Merhaba, ben Nazlı Noruz. Uluslararası Pazarlama dersinin ders tanıtımı kapsamında bir aradayız. Birinci ünitede Uluslararası Pazarlama Kavram ve Kapsam ünitesinde uluslararası ekonomik ve siyasi sistemden bahsedeceğiz. Bundan sonra makro bakış ve mikro bakışı ele alacağız. Mal ve ürün kavramından bahsedeceğiz ve uluslararası ticaret ve uluslararası pazarlama arasındaki farkları ele alacağız. İkinci ünitede uluslararası pazarlama çevresine değineceğiz. Uluslararası pazarlama çevresinin bileşenlerinde makro ve mikro değişkenler olarak neler var? Bunlara bakacağız. Uluslararası pazarlamada dış ve iç paydaşları ele alacağız. Makro dış çevrenin ve mikro dış çevrenin kimlerden oluştuğunu ve iç paydaşlarda da kimler bulunduğunu, neler bulunduğunu, ürün, fiyat, pazarlama kanalları, fiziksel dağıtım ve tutundurma gibi fonksiyonları açıklayacağız. Üçüncü ünitede ise uluslararası pazarlama araştırması ünitesinde uluslararası pazarlama araştırmasının önemi, araştırma süreci, problemin tanımlanması, araştırmanın tasarımı, veri toplanması, verilerin raporlanması ve uluslararası pazarlama araştırmalarında karşılaşılan zorluklardan bahsediyor olacağız. Dördüncü ünitemizde ise uluslararası pazarlara giriş stratejilerini ele alıyor olacağız. Uluslararası pazara giriş stratejilerinin seçimini etkileyen faktörler içsel ve dışsal olmak üzere nelerdir? Uluslararası pazarlara giriş stratejilerinin seçiminde ne tür stratejiler var? İhracata dayalı, sözleşmeye ve yatırıma dayalı olmak üzere bunların özelliklerinden bahsediyor olacağız. Beşinci ünitede ise yani uluslararası pazarlarda ürün ünitemizde ürün kavramlarından bahsedeceğiz. Yerel marka, uluslararası marka, küresel marka ve marka korumadan bahsedeceğiz. Ambalajlama ve etiketlemenin öneminden, garantinin öneminden, menşei ülke etkisinden, standartlaştırma ve uyarlama stratejilerinden, küresel ürün stratejilerinden ve yeni bir küresel ürünün nasıl geliştirildiğinden, icat edildiğinden bahsediyor olacağız. Altıncı ünitemizde ise yani uluslararası pazarlarda dağıtım ünitesinde hangi dağıtım kanalları var ve bu dağıtım kanallarındaki kararları etkileyen faktörler nelerdir? Dağıtım kanalının yapısı ile ilgili alınan kararlar nelerdir? Ve bu kanalların yönetimi ve denetimi nasıl gerçekleşmekte? Ve bununla birlikte de uluslararası pazarlamada tedarik zinciri ve lojistik kararlar nasıl verilmekte? Bunları ele alacağız. Yedinci ünitemizde yani uluslararası pazarlarda fiyatlandırma ünitemizde uluslararası fiyat ve fiyatlandırmanın amaçlarından bahsedeceğiz. Hangi tür fiyatlandırma yaklaşımları var? Buna bakacağız. Uluslararası fiyatlandırma politikalarını ele alacağız ve bu fiyatlandırmayı etkileyen faktörler nelerdir ve fiyatlandırmanın sınıflandırmasını yapacağız ve son olarak dış ticarette ödeme şekillerini ele alacağız. Son ve 8. ünitemizde ise uluslararası pazarlarda tutundurmaya bakacağız. Öncelikle tutundurma nedir, tanımı ve kapsamıyla ünitemize giriş yapacağız. Daha sonra pazarlama iletişimi ve uluslararası pazarlama boyutu kapsamında ne tür farklılıklar bizi etkileyebilir? Bunlara bakacağız. Yani dil farklılıkları, sözel olmayan farklılıklar, ekonomik farklılıklar, sosyal ve kültürel bağlamdaki farklılıklar ve yasal düzenlemeler. Son olarak ise tutundurma karmasında uluslararası pazarlama boyutundaki bileşenlerine bakacağız. Yani uluslararası reklam, uluslararası kişisel satış, satış promosyonları, halkla ilişkiler ve doğrudan pazarlama. Ünitelerimizin tanıtımı bu şekildeydi. Daha ayrıntılı bilgi için kitabımıza ve e-kampüsteki diğer ders materyallerine bakabilirsiniz.